Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, Ramazan Usta'nın Lezzet Sofrası kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Ailenizle, tüm sevdiklerinizle beraber hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Sevgili takipçilerim, bugün sizlere kuru fasulyenin en güzel halini, en güzel şeklini anlatmaya çalışacağım. Ayrıntılarını vereceğim. Şuralarda bakın, şuralarda yazılar göreceksiniz. Küçük küçük ayrıntı püf noktalarını o yazılar içine koymuş olacağım. Arkadaşlar, heyecanımla, sevgimle, mutluluğumla yeni bir videoya başlıyorum. Çok mutluyum çünkü video çekiyorum. Çünkü yemek yapıyorum arkadaşlar. Sizler de benim gibi yemek yapmayı seviyorsanız doğru yerdesiniz, doğru adrestesiniz. Şimdi kuru fasulyenin püf noktalarını anlatalım. Videomuz başlasın. Evet arkadaşlar, birinci önceliğimiz, fasulyemiz nasıl olmalı? Şöyle kısa, yuvarlak, tombul, şeker fasulye dediğimiz fasulye. Fasulyenin en güzeli de İspir fasulyesi. Tabi her zaman bulamıyoruz. Ama markete gittiğimizde ne nasıl bir fasulye seçelim? Markete gittiğimizde şöyle tombul şeker fasulyesi seçelim diyorum. Normal 2 su bardağı, 2 su bardağı, bardağımızı gösteriyorum. Bakın şu şekilde 2 su bardağı. Kuru fasulyemi tencerenin içine koydum. Çeşmemi açıyorum. Üzerini fazla fazla geçecek şekilde bolca suyumuzu dolduralım. Evet arkadaşlar, şöyle suyumuzu dolduralım. Bunun, bu suda 12 saat en az, ama bakın en fazla 15 saat kadar suda bekletin. Yani sabah yapacaksanız akşamdan koyun, gece sabaha kadar suda beklesin. Bu çok önemli. Beklerken arkadaşlar içine ne koymalıyız? Hemen onu söyleyelim. Kuru fasulyeyi ıslattığımız suyun içine tuz. Tuz atalım arkadaşlar. 1,5 çay kaşığı kadar tuz atıp ondan sonra şöyle bir elimizle şöyle bir ufak bir karıştıralım. Tenceremizin kapağını kapatalım. Yaklaşık 12 saat kadar suda beklesin. Şu an öğlen vakti. Ben gece başlayacağım çünkü yapmaya. Gece sahura kadar gerekirse uykusuz kalacağım ama bu fasulyeyi ben yedireceğim arkadaşlar. Ayrıntıları, püf noktalarıyla beraber yapacağız. Adım adım gideceğiz. Ustamızın yaptığı gibi sizler yaparsanız muhteşem bir fasulye yersiniz diyorum. Gece görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik videomuza ara verelim. Evet arkadaşlar. Şu anda gece 12.30 oldu. Biz yaklaşık 12 saat kadar fasulyemizi bekletmiştik. Şimdi arkadaşlar şöyle yavaş yavaş başlayalım inşallah. Bakın şöyle fasulyemiz şişmiş, gayet de güzel suyunu çekmiş. Şimdi arkadaşlar birinci önceliğimiz fasulyemizin suyunu döküyoruz. Ve güzelce yıkıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Aynı tencereye tekrar dökelim. Üzerini geçecek kadar normal çeşme suyu, soğuk su, ılık su ekleyip ocağımızı alalım. Kapağını kapatmadan bu şekilde ilk pişirme işlemini burada yapıyoruz. Burada çıkacak köpükleri de tek tek buradan boşaltacağız. Bu önemli. Arkadaşlar şu anda pişirme işlemlerine başladım. Detaylarını, püf noktalarını anlatmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, herkesin uygulamadığı bir taktik veriyorum. Bakın arkadaşlar, birkaç diş sarımsak kabukları soyulmuş, alınmış. Sarımsağımızın arkadaşlar ilk etapta kaynayacak olan fasulye ve suyumuzun içine atıyoruz. Buna lezzet katacak sarımsak kokusunu hisseceksiniz fasulyenin içinde. Bu çok önemli. Ramazan Usta'dan bir değişik püf noktası daha sizlere. Evet arkadaşlar. İlk kaynağıda bakın şu köpükler çıkıyor. Bu köpükleri alıyorsunuz. Döküyorsunuz arkadaşlar. Bu köpüklerin dökülmesi fasulyenin verdiği gaz oranını düşürüyor. Gaz olmadan güzel bir fasulye yemek için bu köpüklerin böyle kaynadıkça alınması lazım. Bir püf nokta daha vereceğim. Kaynarken bazı fasulyelerin yukarıda olduğunu görüyorsunuz. Hemen ne yapıyoruz? Şoklama
işlemi yapıyoruz. Şöyle bir soğuk suyu döktükçe şoklanacak. Yukarı çıkan fasulyeler de aşağı inecek ve hepsinin tamamen bir arada pişmesini sağlayacağız. Böyle bir iki defa daha soğuk su vereceğim. Kaynarken şoklama işlemi yapıp çıkan fasulyelerin de aşağı inmesini sağlamış olacak Ramazan Usta. Evet arkadaşlar, yaklaşık 15 dakika kadar ön pişirmesini yaptım. Şimdi şöyle köpük ve sarımsakları da alıyorum. Bakın bu sarımsakları kullanmayacağım. Mısırdan tadını verdi. Böyle fasulyemizi aldık. Bakın fasulyemizi yine döküyoruz. Ve tekrar yıkıyoruz arkadaşlar. Tamamen gazı gidecek bu fasulyenin. Bakın şöyle bir soğuk suyla bir şoklama işlemi yapıyoruz. Şöyle süzülme yerine alıp bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda pişirme aşamasına geçtik. Döküm tencerede yapıyoruz. Şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı aldık. Hafiften ısınmasını bekliyoruz. Isınınca ilk etapta soğan koyuyoruz. Soğanın küçük kesilmesi çok önemli. Bakın soğanlarımız küçük olacak. Büyük olursa hem çok belli olur hem de tadı bozulur. Soğanımızı kavururken ocağımızın derecesini biraz kısıyoruz. Orta derecede alıyoruz. Yüksek derecede soğanımız yanar. Şimdi arkadaşlar ikinci sırada yeşil biber. 2 adet yeşil biber. Bu da küçük küçük kestim. Çok büyük kesmedim. Soğan ve yeşil biberimizi beraber bir soteleyelim. Soğan ve biber arkadaşlar bakın bir yemek kaşığından geçecek kadar tereyağı koyuyoruz. Tereyağı da yanmadan eritelim. Kuru fasulyeniz lezzetli olsun diyorsanız bakın burayı unutmayın. Güzel bir köy tereyağı kullanmanızı öneriyor şefiniz. Arkadaşlar soğan ve biberimiz sotelendi. Bir diğer püf nokta salçamız nasıl olacak? Bakın salçanız Antep biber salçasına domates salçası da ekleyip direkt koymayın. Hafiften sulandırın. Sulandırırsanız daha lezzetli olur. Bir püf nokta daha vermiş oldu Ramazan Usta sizlere. Şimdi beraber ilk etapta salçayı güzel kavurun. Bu çiğ kokusu çıksın. Salçanın kavrulması çok önemli. Kavrulan salça da çok lezzetli yemekler olur. Şefinizin tavsiyesi. Arkadaşlar ben fasulye domates kullanmayacağım. Yerine domates rendesi koyarsanız daha lezzetli bir kuru fasulye yemiş olursunuz. Bu da çok önemli. Domates rendesini koyun. Hem daha koyu bir kıvam olacak. Daha lezzetli olacak. Püf nokta. Bir şöyle arkadaşlar bir yağ. Şöyle çok az. Bir yemek kaşığı kadar değil, daha az un kavurup unu kavuruyorsunuz arkadaşlar. Daha kıvamlı olsun diye kavurduğunuz unu fasulyemize koyacağız. Evet, bir püf nokta buydu. Kavurduğumuz unu fasulyeye koyarsanız daha kıvamlı bir fasulye yersiniz. Evet arkadaşlar, şimdi hepsini şöyle biraz pişirip soteleyip şimdi kuru fasulyemizi koyalım. Ve bir iki dakika daha kuru fasulyemizi şöyle bir kavuralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi suyu koyacağız. Su sıcak mı soğuk mu? Sıcak su da koyabilirsiniz. Sıcak su koyduğunuzda direktmen ocağınızı en kısık ayara alıp
pişmesini bekleyeceksin. Ama ben soğuk su koyacağım. Soğuk su dolu. Soğuk su koyduğunuzda da yine yüksek ateşte suyun kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra kısık ayağı alıp pişireceksiniz. Şu anda fasulyemizi de bir kez karıştırıp şimdi suyumuzu veriyoruz. Suyu da çok fazla değil. Fasulyenizi geçecek kadar koyun. Çok su koymayın arkadaşlar ilk etapta. Eğer suyu az gelirse sonra ilave edebiliriz ama baştan suyu çok koyarsanız o zaman sıkıntıya düşersiniz. Bakın su şu anda yeterli. Şimdi yine bu ocağın altı biraz yüksek derecede suyun kaynamasını bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra da diğer işlemleri göstereceğim. Orada yine püf noktalar olacak. Onları kaçırmayın diyorum. Şöyle kapağını kapatayım. Suyun kaynamasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda suyumuz kaynadı. Ben şöyle ocağımın yerini değiştirdim. En kısık ayar aldım. Şimdi arkadaşlar tuzumuzu atalım. Çok atmayalım. Çünkü tuzlu olursa çare bulamazsınız. Tuzdan sonra kırmızı toz biber atıyorum. Toz şeker. Bunları atıp şöyle karabiber de atalım arkadaşlar. Lezzet verecektir. Tuz, toz biber, karabiber, şeker. Bu baharatları atıp güzelce karıştıralım. Buraya kadar anladık. Bir püf nokta daha gösteriyorum. Burası çok önemli. Kuru fasulyenin dağılmasını önlemek için bakın birkaç damla limon bu aşamada. Bakın bu dağılmasını önleyecektir. Bu püf noktayı da verdikten sonra şöyle bir karıştıralım. Evet arkadaşlar şu anda döküm tencerede yapıyoruz. Bu da önemli. Güveç tadı verecek buna. Arkadaşlar bir püf nokta daha vereyim. Fasulyenin kısık ayarda güzelce pişmesi çok önemli. Güzelce pişecek, demlenecek. Lezzetine lezzet katacak. Bu çok önemli arkadaşlar. Yemeğimiz bittikten sonra çeyrek çay kaşığı kadar kimyon atıyoruz. Evet çok değerli takipçilerimiz. Kısık ayarda tam 1 saat pişirdim. Şöyle bir kıvamını göstereyim. Çok da güzel pişti. Ben bir tabağı alıp size bir sunum yapayım. Evet arkadaşlar bakın. Şu şekilde çok güzel bir kuru fasulye oldu. Tadım yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ağızda muhteşem bir dağılması var. Zaten o güveç kokusu var. Döküm tencerenin verdiği o tat, o kıvam var. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ramazan ustayla nasıl kuru fasulye pişirilir? Detaylarını ve püf noktalarını anlattım. Sizler de evinizde güzel bir kuru fasulye yapabilirsiniz. Ben etsiz olandan yaptım. Siz etli olandan yaparsanız biraz daha tarifi farklı. Onu da bir başka videoda yapacağım sizler için. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Çok değerli takipçilerim, bir başka videoda görüşmek dileğiyle ailenizle ve sevdiklerinizle sağlıcakla kalın diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın. Ramazan Usta'nın kanalında kalın diyorum.